Evet canlar, bu akşam Instagram'da bir şey oldu, anlayamadım. Nazar deyip geçmek en kolayı herhalde, çünkü hiç şimdiye kadar yaşamamıştım. Şimdi yeni katılanlara az önce düşüp tekrar geldiğimizi söyleyeyim. Daha doğrusu çıktık yayından. Selamun aleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam diliyorum. Işıkta bir sorun oldu. Yüzüme bir maskeler geldi. Bir şeye mi yanlış bastık, ne oldu bilmiyorum ama neyse, kavuştuk ve buluştuk. Çok güzel bir akşam olacak inşallah. Çok güzel bir kardeşimle, çok güzel bir evlatla sohbetleşeceğiz. Psikolog Fatma Güllüoğlu Birer'le. Birazdan onu alacağım ama biz bu arada biraz toparlanmış olalım. Yarın akşam içinde bir duyuruda bulunayım. Bugün erkenden, saat farkından dolayı duyurusunu yaptım. Yarın Amerika, Arizona'ya bağlanacağız. Modacı yardımcı doçent Elif Kavakçı'yla hayat üzerine konuşacağız. Amerika'da bir Müslüman kadın kimliğiyle, üstelik de tesettürlü bir Müslüman kadın kimliğiyle yaşamak, öğretim üyesi olmak, modacı olmak, söz sahibi olmak nasıl bir şey? Hangi aşamalardan geçti? At binmek, Dallas'da yaşadığı dönemde, Dallas'taki üniversitede nelerle karşılaştı? Kısacası tadına doyulmaz güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Bu hafta dolu dolu geçmiş oldu. Ay, bu ışık ne kötü yaptı beni ama neyse artık. Bugün böyle idare edeceksiniz. Yapacak hiçbir şey yok. Karneler alındı. Bana da karnesinin fotoğrafını yollayan bir dolu kuzucuklarım oldu. Çok teşekkür ediyorum. Biraz onu da konuşacağız Fatma hocamızla birlikte. Lütfen çocuklarınızı bir başkasıyla kıyas üzerinden giderek bugünden itibaren yargılamaktan vazgeçin, eleştirmekten vazgeçin. Şöyle düşünün, yaşınız ne olursa olsun sizin üzerinde etkisi ve yetkisi olan insanlar sizi birisiyle kıyaslasa. Mesela anneler için söylüyorum, eşiniz dese ki ya hanım sen de bir işte atıyorum Hülya Avşar değilsin dese, bozulmaz mısın? Ya da siz eşiniz için böyle bir şey söyleseniz, o zaman çocuklarınızı niye başkalarının çocuklarıyla kıyas ediyorsunuz? Bak halanın kızına, bak dayının oğluna, bak komşu teyzenin bilmem çocuğuna. İşte o saçınızı sübürke ediyor, şikayetlerinizi bir tarafa bırakın inşallah. Bu akşam biraz böyle tatil sürecini konuşacağız. Güzel bir sohbet olacağına inanıyorum. Bismillah dedik, başladık. Biraz toplandığımızda Fatma hocamı davet edeceğim. Evet. Bir sesler var. Tabii şimdi tatil olunca hafta sonları hareketleniyor oturulan evler, binalar. Gelenler, gidenler. Korona yokmuş gibi yaşıyoruz maşallah. Yani. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hepinize selam olsun. Görüyorum buradan. Tek tek söyleyemedim şu anda ama her birinize çok teşekkür ediyorum. Hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Hadi bir destek verin şu Google şeyi de, YouTube'u da bir şahlandırın. Twitter'ı bir şahlandırın. Özlem Hocam, WhatsApp gruplara, şu YouTube'a gene bir dokunalım. Artık aynı anda canlı yayın açmak istiyorum ben. Yani bütün bu güzel canlı yayınlarımızı YouTube'un genç kitlesinde yakalamak üzere aynı anda iki tane cihazdan canlıya nasılsa bu emeği sarf ediyoruz. O yüzden sizin de üstünüze düşen bu ekibin, bu gidişatın bir parçası olarak arz talep meselesi ya bu. Siz de şu güzel parmaklarınızı azıcık çalıştırın istiyorum, tamam? Evet, hepinize iyi tatiller diliyorum. Çok fazla gözümüz dışarıda olmadığı bir tatil olsun istiyorum. Yine evlerimize sığabildiğimiz, evlerimizde huzur bulabildiğimiz konuşacağız onları da. Biraz daha izole, biraz daha içe dönük, çok atraksiyonlu olmayan ama evin içinde bir parmağın tuşuyla çok çok güzel etkinlikler yapabileceğimiz ve kendi mahalle sınırlarımızda, yani şu toplu taşımalara binmeden, çocukları bu soğukta bu karmaşanın içine sokmadan güzel bir tatil diliyorum. İstanbul'da şu anda çok güzel bir kar yağıyor benim oturduğum bölgede özellikle. O kadar naif, o kadar yumuşak, o kadar sanatını icra eden böyle yani böyle açın camı, saatlerce seyredin, tefekkür edin, doyamazsınız. Hatta böyle
ilk dakikalarda ağladım, tutamadım kendimi. O kadar güzeldi ki. Şimdi eminim bu gece çok güzel geçecek. Rabbim soğukta kalanlara, darda kalanlara yardım etsin. Ne olur alışveriş yaptığımız marketlerde gözümüz kasanın kenarında, orada burada bir şey seçerken, fiyatına bakarken zorlanan insanları incitmeden onlara doğru bir yanaşalım. Mahallemizin muhtarlarıyla mutlaka irtibat kuralım. Yani muhtarlara gidip ihtiyaç sahibi bulamıyoruz diyenlere söylüyorum özellikle. Yardım etmek istiyoruz hocam, bulamıyoruz diyorlar. Diyorum ki bulunduğunuz mahallenin muhtarına gidin. Onlar her şeye hakim. Deyin ki muhtarım, ben yardım etmek istiyorum. Hangi konuda yardım etmek istiyorsan o sana datasını da açıyor. Yardım da ediyor. Çok da güzel oluyor. Fatma Hale hocanız İstanbul'a mı gelmiş? Aman dikkat edin ya. O kendine çok dikkat edemiyor. Bari sizler dikkat edin inşallah. Şimdi haydi bismillah, geldi bakalım. Ay ne kadar çok bekledim onunla yayın yapmayı. Bakalım çocukları rahat ettirmiş mi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam, nasılsınız? Elhamdülillah, seni görünce daha iyi oldum Fatma hocam. Biz de Konya'ya hoş geldik. Bütün evet. Her yerden Konya'ya hoş bulduk. Aynen öyle. Şöyle birkaç dakikadır bakıyorum. Bayağı galiba farklı şehirlerden biz katılımcımız, takipçimiz var maşallah. Hollanda, Fransa, Avusturya, oo, İsviçre, Kanada. Ben sana sayayım. Ay maşallah. Türkiye'nin il ve ilçeleri. Şimdi birazdan bu sayı 200'leri geçer. Her yerde. Elhamdülillah. Öyle güzel bir aile olduk ki. Hasbi, maşallah, samimi, hiç kurgusuz. Senin gibi gelen konuklar da öyle. Ben zaten öyleyim. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Çocuklar nerede? Önce onları sorayım. Çocuklar neredeler? Allah razı olsun. Ben her şey diyorum. Hani her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır diyorlar ya hocam. Her aynen, başarılı kadının arkasında da bir ordu vardır. Çünkü hani kadınların annelik vasfıyla beraber sadece bir kadın ya da bir erkeğin varlığı yetmiyor. Allah razı olsun. Şu an baba, anneanne hepsi destekler. Hepsi bir ucundan tutuyorlar, Allah razı olsun. Ben de o zaman onların hepsinden hem helallik isteyeyim. Seni böyle rahat ettirdikleri için, ümmet için bu da bir vazife biliyorsun Fatma, evet, hocam. Allah, evet, hepsinden razı olsun. Bak şu anda, aynen, yazdılar mesela. İzmir, Gaziantep, Ankara, Hollanda bak yazdı. İstanbul'da, evet, Beyoğlu, Kartal. Maşallah. Oo, yani biz gerçekten bambaşka. Yani buranın lezzeti, buranın hazzı. Yoksa ben gün içinde o kadar yoruluyorum ki. Ama işte burada biliyorum ya, bekliyor benim bu canlarım. Onun için diyorum ki hadi Şengül, ya Allah bismillah de geç şu ekranın karşısında, seni bekliyorlar. Evet. Çok güzel bir şey bu. Buna layık olmayı nasip etsin Rabbim inşallah. Amin amin. Hocam pandeminin belki de hayatımıza kattığı tek güzellik bu oldu. Yani hani online dediğimizde herkes çekiniyordu. Böyle kaygılarımız, aynen, vardı. Bize soğuk geliyordu. Pandeminin tek kattığı hayır galiba bu online'a alışımız. İşte uzakları yakın edişi, tek hayrı bu oldu. Özellikle bana oldu çünkü ben o kadar korkardım ki sosyal medyada gözükmekten, ödüm kopardı. Eğitimlerden bile kare paylaşacağım da nazar olacak da biri bir şey diyecek de ay öyle olacak diye ne kaygılar üretirdim. Şimdi artık oho bak validemiz katıldı Elazığ'dan, rahmetli Timurtaş Uçar hocamızın eşi Mevlüt'e Uçar validemiz, tanırsın maşallah, sen. O da geldi, belki birazdan Tanzanyalardan sürpriz olur da belki oradan da bir şey yazarlar. Ben şimdi oo, bir şey demeyeyim. Hadi ya, bakalım çok bereketli olsun bakalım inşallah. Yolladım afiş çünkü bakarsın bir 5 dakika selam vermek için alırız sayın büyükelçimizi, belli mi olur? Hayırlısı şimdi bakalım. Fatma hocam, canım hocam, şöyle bir buyurun, bismillah diyelim. Önce konumuz var, derdimiz var ama biz önce bu canlar, bu kadar bu güzel insanlar, bu programı sonra YouTube'a yükleyeceğim hemen akşam. Orada sonradan seyredecek kardeşlerimiz, canlarımız. Fatma Hoca kimdir? Böyle en belirgin konularda hani ben biliyorum ama onlar bir Fatma Hoca'mı tanısınlar. Hangi okulları okudu? Şu anda işte kaç çocuk annesi? Şu an vazifesi nerede? Ondan sonra da böyle oradan güzel bir girizgahla konuşacağımız konuya gelelim inşallah. İnşallah hocam. Bismillah diyerek kul olarak Konya'da
dünyaya geldi. Ben hep gururla söylüyorum. Konyalılar da o Anadolu kültüründe KG'dir biliyorsunuz. Aslında bir koca Konyalı ailenin kızı olarak geldi. Konya'da nadir şehir dışında okuyan kızlardan biri olarak Boğaziçi psikoloji diye bitirdi. Ama tabii bunun altyapısını sağlayan Rabbime şükürler olsun. Çok şükür. Arkada çok geniş bir ailede, çok ciddi bir Anadolu kültüründe büyümüş bir evlat olarak yetiştim. Buna gerçekten çok şükrediyorum. Yani hayatımın birçok açısından baktığımda ki genelde dostlarım, sohbet edebildiklerim, muhabbet edebildiklerim, hocam sizler gibi benden yaşça büyük insanlarla çok daha rahat iletişim kurabildiğimi görüyorum. Bunun sebebi de o yetiştiğimiz aile oluyor aslında. Daha sonra memleketime hizmet etmek adına tekrar, çünkü herkes bana şunu söyledi, yani Boğaziçi'ne gittin artık Konya'ya dönmezsin derken hayır dedim. Yani önemli olan tekrar dönüp o hizmeti edebilmek. Bu niyetle, Allah rızası niyetiyle tabii ki tekrar Konya'ya döndüm. Uzun yıllar kendi ofisimde danışmanlık yaparak, bireysel danışmanlık, aile danışmanlığı gibi çocuklarımızdan bireysel danışmanlığa varana kadar farklı danışmanlık hizmetleri verdim. Sonra tekrar bir şekilde özel eğitime dönmüş oldum. Bunun sebebi, hikmeti de sizi de inşallah misafir, yani standımızda ya da yaptığımız işleri biliyorsunuz ama merkezimizde de Doğru. misafir etmek istediğimiz Sobe Vakfı oldu. Evet. Evet. Sobe Vakfı nedir? Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı. Onu da inşallah kurum başka arkadaşlarla da bir gün size daha uzun da anlatmak isteriz. Otizmli çocuklara hizmet veren Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı otizm merkezi olarak belediyenin bir projesi olarak başlayan, vakıf kültürüyle işletilen bir proje olduğu için madem memlekete hizmet edeceğiz, hadi bakalım Fatma taşın altına elini koy dediler. Eyvallah, başım gözüm üstüme dedik. Çok süper. Taşın altına elimizi koymuş olduk. Bir çocukla başladığım serüvenimde şu an artık oradaki çocukların hepsi de hocam hayatıma dokunduğunu düşünüyorum. O yüzden oradan da bir sürü evladım oldu ama anne karnından taşıyıp da anne adı olarak zikredilecek olarak 3 tane evlat Allah. annesiyim. Allah razı olsun hocam. 3 evlat emanetim var diyor, söylüyorum. Ben gerçekten emanet ve bunu da sık sık kendime hatırlatıyorum. Evlat benim değil, bizim değil. Evlat bize bir emanet. Bunu gerçekten hani hep uzmanlar dile getiriyoruz hocam ama kendime de söylüyorum. Unutmam adına tekrar etmek lazım. Pandemi nedeniyle danışanlara ara vermiştim ama pandemi dediler ki hocam pandemi artık çok da yok. Biz ne zaman başlıyoruz diye Bence de. danışanların ısrarlarıyla hafta sonu danışanlarını alan ama tabii ki çocuklarıma da vakit ayırabilme adına sınırlı sayıda alan hafta içi Sobe Vakfı'nda özellikle burslarla ilgili çalışmalar yapan bir idareci olarak devam ediyorum. Ama tabii Şimdi ben ümmet oraya bir parantez buyurun. açmak istiyorum Fatma Hocam. Tabii hocam. Canlar Sobe Vakfı Türkiye'de örnek bir proje. Fatma Hocam'ın dediği gibi inşallah bu tatilde önümüzdeki hafta bir gün ayarlarız. Sobe Vakfı'nın yöneticileriyle sen de içinde olmak kaydıyla, çünkü üçlü yayın yapabiliyoruz artık çok şükür. Evet. Instagram'da çok şeyler değişti. Sobe Vakfı'nı enine boyuna konuşmak isterim. Bilmeyenlerin bilmesine vesile olmak, farkındalığı artırmak çok isterim. İnşallah. Çok önemli, çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Çok modellenmesi gereken, çok örneklenmesi gereken Evet. çalışma yapıyorlar. Bunu bir kenara koydum. Bir parantez daha açayım. Evlatlar bize emanet deme bilinci, insanın biraz da içine doğduğu ailedeki anne babadan aldığı, devşirdiği işte o miras. Şimdi seni ve sizi yetiştiren anne babadan Allah razı olsun. Çünkü taşın altına elini sokan bu aileden sadece Fatma Hocam çıkmadı. Şimdi ben bunu söylemezsem huzursuz olurum çünkü. O aileden yine bir tanıdığımız var. Hepimizin tanıdığı. Zamanında AFAD Başkanı'ydı. Şimdi Tanzanya Büyükelçimiz sevgili Mehmet Güllüoğlu kardeşim. Fatma Hocam'ın da kardeşi. Peki bu aileden başka taşın altına elini kolunu bedenini sokan çıktı mı? Bir tane daha var aslında, o şu an annelik taşının altında. Bizim en Ya. küçüğümüz de ilahiyat mezunu kardeşimiz, şu an Ay. ikide emaneti onun var.
İşte biri 3 Maşallah. yaşında, biri artık 4-5 aylık olan da Aa, bir kardeş böyle. daha var. Ay maşallah ya. Nasıl güzel bir şey. İçine doğduğumuz Elhamdülillah. ailenin izlerini sürerek nasıl güzel bir şeye gidiyoruz. Yani bu bir şans tabii, bizim böyle anne Çok büyük. babalarının eline doğmuş olmamız. Ama diyelim ki bunun aksi, olumsuza doğduk. Orayı da değiştirmek elimizde. Gayret etmek de Tabii elimizde. ki. Hani ekran karşısında ya tüh ya, biz böyle bir şansımız yoktu, ne kadar bahtsızmışız ya, hayıflanmayın. Çünkü bu bir kader değil. Gayret ettiğinizde, farkındalığınızı atmak, tekamül etmek için adımlar attığınızda, emek sarf ettiğinizde her şey değişiyor. Çünkü kader gayrete aşık, Rabbim o gayretin karşılığını bereketlendiriyor. Evet, Amin. oradan devam et Fatma Hocam. Ve belki de hocam şunu eklemek istiyorum. Hani tabii ki bu çok büyük şans, yani en büyük şükür sebeplerinden biridir aile. Ama geniş ailelerin de zannetmesin ki insanlar, herkes birbiriyle çok uyumlu olduğu için de değil aslında o genişlik. Yani birbirlerinin farkındalığı, birbirlerini tanımak, kişiye göre sabredebilmek, ona Ya. göre iletişim yolu geliştirebilmek. Hani insanlar neticeye baktıklarında hocam şunu söylüyorlar. Ya evet, bu ne güzelmiş. Yani ben hep gururla söylerim. Benim annem ve babaannem 41 yılları artık beraber aynı evde yaşıyorlar. Tabii ki birbirlerini yanlış anladıkları, anlayamadıkları, farklı düşündükleri Tabii. noktalar tabii ki hala var. Ama burada ben demek yerine biz diyebilmek, ne yapabilirize çözüm odaklı yaklaşabilmek. O yüzden de hani insanlar lütfen, ya başta böyle değildi, neden kısmı değil. Bu bir süreç ve kimi zaman susmakla, kimi zaman konuşmakla, kimi zaman belki ibadetle aşılacak süreçler. O yüzden de bu noktada hepimiz bu aile düzenini kurma adayıyız. Yeter ki gereken emeği verebilelim. İstisnai imtihanlar vardır. Bunlar haricinde konuşuyorum. Tabii Aynen. ki hepimiz ama bu ortamı hem kendimize hem evlatlarımıza Allah'ın izniyle emek verdikçe sağlayabileceğimizi düşünüyorum hocam. Derdimiz Değil. bu. Gecenin bir yarısı, o yüzden ekran hepimiz karşısındayız. Aynen öyle. Yani çok güzel izah ettin. Derdimiz bu. Şimdi bugün karneler alındı. Bir süreç başladı. Yani ailelerin büyük çoğunluğunda koronaya rağmen nerede gezsek, nerede vakit harcasak, bu çocuğu evden uzaklaştırsak, günün içinde birkaç saat kafamızı dinlesek, hangi çalışmaların içine atsak, hatta itsek şöyle, ha, of ya, getirip götürmeye razıyım, yeter ki evde birkaç saat olmasın desek diye bir gayret var. Eminim yakın çevre sana da soruyordur, bizlere de soruyorlar ve ben diyorum ki evinizde oturacaksınız. Mahalle sınırları içinde olacaksınız. Parka gideceksiniz, alışverişinizi yapacaksınız, dönüp eve geleceksiniz. Toplu taşımalara binmek yok diyorum. Uzak uzak yerlere, sokaklara dökülmek yok. Eve sığmayı gene öğreneceksiniz. Çünkü koronanın başında öğrendiğimiz şeyi çabuk unuttuk diyorum. Ya hocam nasıl ya? Biz böyle yapmamıştık planları falan diyorlar. Şimdi lütfen söyle. Tatil başladı. Biz yarından itibaren nasıl bir davranış içinde olalım? Hocam belki de en çok ihtiyacımız olduğumuz, Kemal Sayar Hoca'yı da çok severim. Çok net bir ifadesi vardır. Bunun ismini alan bir kitabı da vardır. Yavaşla. İşte bu. İşte bu. Yani hepimizin ihtiyacı olan, şöyle yani çocuklarımızda hani söyle az önceki cümlenizi söylediğimizde birçok anne diyor ki, yok ben itmiyorum, onun faydası için artık zaman, işte robotik kodlama öğrenme zamanı da, zaman şunu öğrenme zamanı da, zaman teknoloji, zaman hep yaşadığımız zaman Allah her kulu zaten o zamanın imtihanına göre yaratıyor. Ya. Yaşadığımız zamandan bir haber değiliz. Yani ben bu noktada çok takdir ediyorum. Yaşınıza binaen teknolojiyi bu kadar nadir kullanan, yani kullanan ve uyumu sağlayabiliyoruz. Allah da zaten bizi bu donanımla yaratmış. Yani biz Ama pandemide değişebiliriz. eğitim aldım çok Fatma Hocam. Yani madem ki dedim Allah bizi böyle bir imtihana tabi tuttu ve insanlar buradan etkileniyor ve madem ki burada gece saat 1'de ahlaksızca porno konuşarak
insanlar canlı yayında 20 bin, 30 bin kişi sanatçı tırnak içinde adı altında toplayabiliyorsa, bir mümin olarak dedim, benim buradan bir vazife çıkartmam gerekiyor. Karınca kararınca kendi çabamla dedim, bir şeyler yapmam gerekiyor. Ve sosyal medya ile ilgili eğitim aldım. Biraz kendimi geliştirdim. İşte yani bir çabam var. Niçin? Niçin? Artık yeni dilimiz bu çünkü. Yani İnovatif bunun bir bakış farkındayız. açısı. Evet, işte burada atladığımız şey şu hocam. Yani çocuklarımız mesleki anlamda ya da kariyer anlamında çok çok iyi yerlere gelebilirler. Bunun için de bilgisayardan yabancı dile kadar, işte robotik kodlamalardan farklı spor dallarına kadar birçok eğitime ihtiyaçları var mıdır? Eyvallah, ihtiyaçları vardır. Ama atladığımız şey şu hocam. Yani bizim temeldeki bu dünyadaki beklentimiz sadece iyi bir mühendis olmaları değil. İyi bir doktor olmaları değil. Biz burada sınıfta kalıyoruz bence hocam. Yani bizim genel olarak bakış açımız evet iyi bir mühendis olacak ama geçen gün çok üzülerek okuduğum bir haber oldu. Açıkçası biraz hem iş temposu hem evlatlar falan derken yoğun bir hayat var. Çok öyle haberleri zaten televizyon kültürüm elhamdülillah yoktur. Çok şükür. Haberlerde de öyle saatlerce gezinmeye fırsatım yok. Buna hamd ediyorum açıkçası. Çok şükür. Çok ünlü, milyonlarca takipçisi olan, isim vermek istemiyorum bir zat, işte iş yoğunluğu nedeniyle aylarca yıllarca annesini ziyaret edememişti. Annesine kavuşma anı haberi çok kötü bir haber hocam, çok üzücü bir haber. Milyon dolarlara sahip olmasının binlerce kişi tarafından takip edilmesinin hiçbirinin bir anlamı yok. O iş yoğunluğu nedeniyle aynı ülkedeki ki artık bu kadar imkanı sahip bir insan için dünyanın öbür ucu bile çok kolay. Aynen. Ayda yılda bir ziyaret edebiliyor olması bu kişinin başarısızlığının göstergesidir. Aynen katılıyorum hocam. Ve bu noktada da bizim en dikkat etmemiz gereken nokta hocam, dönüp baktığımızda mutluluk dediğimizde bizim, bırakın çocuklarımızı, bizim bile saydığımız şeylerin birçoğunun temelinde maddiyat yok, makam yok, mevki yok. Yani en mutlu olduğunuz an diye sorduğumuz birçok kişinin söylediği hep maneviyat var, ruh var, koku var, tat var. Biz bunları kaçırıyoruz Şengül hocam. Bak koku Yani dedin ya Fatma hocam. Sen ilk cümleye girerken vallahi benim aklıma tezek geldi ya. Tezek kokusu geldi. evet. Mesela bana sorsalar, sordukları zaman söylüyorum çok şaşırıyorlar. Hayatınızda sizi en etkileyen kokuların arasında ne vardır? Mesela birinci sırada tezek kokusu diyebilirim. Neden? Çünkü Samimiyet o var. tezek kokusunda benim çocukluğumun en güzel anıları büyük aile olmak, sıla-i rahimde bulunmak, işte ineği sağmak, ahıra sokmak, bostana gitmek, bağa gitmek, bunlar var. Dolayısıyla o tezeğin kokusunu nerede alsam iz sürerim ve gider orada böyle 5-10 dakika geçmişe bir dalar gelir ve kendimi iyi hissederim. Bu benim için çok kıymetliyken bir başkası için ya hocam ya git işine Allah aşkına ya tezek kokusu mu ya? Ya amma köylü ruhlusun hocam falan diyorlar. Evet diyorum. Bundan çok bu köylü ruhumu da korumaya çalışıyorum diyorum. Ama hocam size işte hocam öyle mi diyenlerin mutlu olduğu da yine aynı benzer şeyler hocam. Yani tezek kokusu değilse ocakta yeni kaynamış süt kokusu. Çocuklarımıza gelelim. Evde girdiğindeki o poğaça kokusu, o Of, tarçınlı kek of, kokusu, of. kurabiye kokusu. Yani evet çalışan anneleriz. Özellikle kendi yoğunluğumdan bahsederek başlama nedenim bu. Çocuğumuzun hayatında evet bazı şeyleri üzülerek söylüyorum ama kaçırdığımız oluyor. Tabii. Yani her sabah onu kahvaltı mükellef ya da hani dönüp baktığımızda gerçekten hayatımızda kaçırdığımız zamanlar oluyor. Ama kaçırdığımız zamanlardaki var olabilen, yakalayabildiğimiz anları da dolu dolu sevgiyle yaşamak gerekiyor. Yani tatilde çocuklarımız oteldeki aşçının bin bir çeşit yaptığı kalan yemeklerle ertesi güne ya da bir sonraki öğüne çıkardığı şeyleri 5 yıldızlı otelde üstüne para vererek geçirmenin bir anlamı yok. Çocuklarımızın istediği şey bu değil.
Bence de değil. Mutluluğu ama bizler kendimiz evde o mutsuzluğa alıştığımız için nasıl yani tatilde evde mi olacağız yaklaşımıyla hareket edip çocuklara of hadi kalkın artık diye uyandırdığımız için ay ne istiyorsunuz ne kim onu yapacak diye yaklaştığımız için bunlarla biz kaçırıyoruz hocam. Verilen nimet aslında çok güzel. Evlat nimeti artık biliyorsunuz ki her geçen gün evlat sahibi olmak zorlaşıyor. Yani etrafında çocuk sahibi olmakta zorlanan çok fazla insan var. İmtihan çok ağır bir imtihan. Evlat nimetine şükrederek bile başlamak. Ki dün yani birkaç gündür özellikle havanın soğukluğunun artmasıyla beraber yapılan paylaşımlar var İdlib'de. Gerçekten çok acı paylaşımlar. Yani dün sabaha kadar uyumakta zorlandım hocam. Anne çocuğunu yürütüyor, donmasın diye. Donmasın diye. Yani bu hikayeden yola çıkıp da biz nasıl bir şeyden bahsediyoruz, nasıl bir ruh hali yaşıyoruz, bunları iyi düşünmek lazım. Ne büyük bir gaflet içindeyiz. Tabii ki yani çocuğuyla kaç anne acaba kahvaltı hazırlıyor beraber? Birçok çocuğumuz bilmiyor hocam. Yani peynir, zeyt kahvaltıya ne konulduğunu bilmeyen çocuklarımız var. Çünkü o kadar hani hazır alışmış durumdayız ki. Bir hani mutluluğun resmi diye internete girdiğinizde karşınıza çıkan bir resim vardır. Bir karyolada çoluk çocuk Abidin birinin onun. ayağı orada. Aynen öyle Abidin Dinon'un. Ya buna ihtiyacımız var hocam. Çocuklar zaten normal zamanda hani hep diyoruz hadi yavrum kalk yetişiyoruz. Hep bir yetişme çabamız var. Üzülerek söylüyorum bir ara şeyde sıkıntı yaşıyordum. Anneliğim sürecinde bir baktım kızıma en fazla zikrettiğim kelimenin hadi olduğunu fark ettim ve çok üzüldüm. Çünkü habire bir yere yetişmem lazım diyorum ki yani hadi çektiğimi fark ederek buna çok çok üzülmüştüm. O yüzden de lütfen hadi demeden bir sabah diyelim ki hadi gel bu sabah bizim yatakta keyif yapalım dediğimiz bir sabah olsun. Yani çocuğumuzun o derdine Sen telefon mu geldi? Telefonla oynayınca görüntün gitti Fatma hocam. Kulaklığı bir yere koy, çıkart, iptal et onu. Tamam. farzın bittiğine dair aldım. Bismillah dedim. Taktın mı şimdi şarja? Sesin gelmiyor. Sesini açar mısın telefonu? Açık. Şimdi nasıl? Gelmiyor sesi. Geldi. Bir daha alalım. Tamam Sonuna galiba. kadar açar ve sabitlersen geliyor. Açtım ve sabitledim aslında. Şu an Tamam. var mı sıkıntı? Yok, geliyor. Zaten olursa yazar bizimkiler. Şimdi o mutfak kısmından alıp devam edelim. Şöyle, mutfak aslında bir terapi merkezi. Dolayısıyla bu tatilde özellikle hani şimdiye kadar yapmıyorsanız bile şimdiden sonra yapmaya özellikle dikkat ederek, emek vererek ve böyle bir farkındalık geliştirerek birlikte çocuklarınızla ay onlar dökecek saçacak işim artacak aman onlar girmesin yeter ki ben yapmaya razıyım demeden işin kolayına ve konfor kısmına kaçmadan senin şeyde bir haşırtı var. Kulaklığı tekrar takabilir misin? Bir de öyle deneyelim. Aslında hep kulaklık takmadan katılıyor konuklar. Ben de kullanmıyorum ama telefonla bağlanınca belki sıkıntı oluyor. Mutfağa sokun çocukları, birlikte kahvaltı hazırlayın, birlikte salata yapın. Verin havucu o rendelesin, verin işte bir şeyleri o paklasın, hamur verin ellerine, yoğursun, şekil versin, kurabiye yapın. Şimdi konuşur musun bakalım geliyor mu? Şimdi nasıl? Oh, süper. Maşallah. Süper. Tamam. Hallettik. Dolayısıyla mutfakta bir de eğer güzel bir sesten Kur'an açarsanız mutfağa aman çocuk orada sizinle bir şeylerle hemhal olurken bilinçaltına ve kulaktan
güzel ilahi şeyi de kelamı da yerleştirdiğinizde alhü lala olur. Yani bu çok önemli. Küçük küçük çocukları sokun mutfağa. Bakın benim kuzenlerin çocukları 6 yaşında elmalı tart yapıyorlar ya tek başlarına, hem de tereyağından. O tereyağına elmalı tart yapmak da zor bir şeydir. Çünkü orada bir kıvam vardır. Anne hiç müdahale etmiyor. Hiç müdahale etmiyor. Şimdi artık geldiler 10-11 yaşına mantı açıyorlar. Ay Bu nasıl maşallah. güzel bir şey. Tabii ama fırsat verdi. Hep fırsat verdi. Döküldü, saçıldıya bakmadı, karıştıya bakmadı. İzah etti, seyretti, tahammül etti en önemlisi. Yani o anın, o Tabii. sürecin sonucuna gitmesi için bir tahammül gerekiyor. Bizde öyle bir şey yok. Bizde ne kocalar ne çocuklar mutfağa girmesin. Kadının mutfak konfor alanı. Ben buranın ağasıyım, paşasıyım. Aman dökülmesin, saçılmasın. Böyle bir şey yok. Hayat böyle bir şey değil. İşte hocam orada da aslında temelde o var. Hızlı yaşıyoruz ya hayatı. Yani ben çocukla 3 saatte yapacağımı kendim yarım saatte yaparım. Ya da eşlerle da aynı şeyi söylüyoruz. Diyoruz ki ya adam girip de diyor 2 saatte kahvaltıyı hazırlayıp sonra da zaten girip ben 2 saatte o mutfağı toplayana kadar diyor. Ben 1 saatin içerisinde hazırlamasını, toplamasını her şeyi yaparım. Algısıyla işte o zamanla yarıştığımızı düşünüyoruz ama o zamanla yaptığımızı düşündüğümüz her anın faturası bize çok daha az geliyor. Yani o dönemine kadar yatırım Aynen. yapmadığımız, sohbet etmediğimiz, iletişim kurmadığımız, aynı sofrayı gerçek yeme olarak değil, bet olarak paylaşmadığımız her çocuğun arkasından biz bu sefer onu yakalamak için, gönlünü yapmak için, maalesef psikologlara gitmek için başka şekillerde zaten biz bunu ödüyoruz. Ve maalesef çok ağır oluyor. Yani ve o noktada da şu var. İfrat tefrit mevzusunda da biz. Yani ya çok böyle tamam oy verdim gitti bitti halinde yaklaşıyoruz. Ya da diyoruz ki hadi bakalım çocuklar tatildeyiz. Şimdi hep beraber sabah namazına uyanacağız. İşte şöyle bir kahvaltı yapacağız. Arkasından işte Kur'an okuyacağız filan. Ya çocuk diyor ki beni atölyeye gönder daha iyi. Bu Çünkü tarz evde de kısıtlamışsın evde de. aynen öyle. O yüzden lütfen gerçekten keyif aldığımız, mutlu olduğumuz çocuklarla beraber oyun oynayın. Yani sizin zamanınızda diyorum ne vardı diyorum oyun olarak. İşte hımbım vardı, tren vardı, cakcuk vardı. Ben birkaç haftadır kızıma hani hep bilirsiniz hocam ip böyle dolanarak eller geçirilir, o onun elinden alır, o onun elinden alır. Alın size el göz koordinasyonu. Kodlamaysa Ya. buyurun size kodlama. Yani bunların Kesinlikle. da bizim özümüzde olan şeyler. Bunu yapabilme adına da bir sabırla, iki sevgiyle, üç merhametle bunları yaptığımızda biz zaten çocuğa onları vermiş oluyoruz. Başka bir şey hocam, yani Covid falan bunların hepsinin temelinde aslında o sosyalliği bozmak vardı. Diyorum ki yani ne olur akraba ziyaretleri yapın. Kuzenler birbirini görmüyorlar ki hocam, sabahtan akşama kadar hepsi okulda. Akşam bir araya hafta içi gelemiyoruz. Neden sabah erken kalkmak zorundayız? Ya zaman kavramı olmadan kuzenler bir arasınlar. Kavga etsinler. Kavga da toplumun o hayatın bir provasıdır. İnsanlar Aynen. bizlerle kavga ediyoruz, anlaşamıyoruz, fikir ayrılığı yaşıyoruz. Bunların hepsini yaşamaları gerekiyor. Yeter ki o süreçte bunlara alışsınlar, kuzenleriyle vakit geçirsinler. Komşularımızın çocukları birbirlerini tanımıyor hocam. Ne Çünkü yazık hep ki. bir koşuşturması var. Ne yazık. O Birbirlerini kavgaya biraz parantez açsana Fatma hocam. Yani kavga etsinler çok güzel bir şey ama büyükler girip de o kavgaya müdahil olmasınlar lütfen. Hatta şöyle söylesinler, kavgayı ediyorsunuz ama barışı da kendiniz sağlayacaksınız. Aranızda ne yapıp yapıp anlaşmayı sağlayacaksınız. Bize sakın gelmeyin. Bize bu mevzuyu sakın taşımayın. Aranızda, içinizde çözün. hocam zaten şöyle açıkçası kavga olarak niteleyen biz büyükler oluyoruz. Yani çocuk diyor küstüm ben bir daha onunla oynamayacağım diyor. Orada anneler gerilip kaşlar gözler cevap versem mi vermesem mi derken diğer odada oyuna başlıyorlar tekrar.
Aynen Yani öyle. Karı koca o arasına girmemek gibi bir şey bu. Karı koca biz o kavgasında da öyledir. Giren kaybeder. Ya ben şey derim hocam, orada öyle bir benzetme yaparım. Hani bazı köşe başı tostçularımız vardır ya, araya kaşarı koydu mu koymadı mı bilemezsiniz ama hani arada bir şey sıkışmış. Ona dönersiniz derim. Adınız kaşar bile olmaz. Hani arada ezildiğinizle kalırsınız, müdahil olmamak lazım. Bunun Kesinlikle. için hocam, yani o anne babaların müdahale etmemesi adına anne ve babaların kendi kişisel gelişimlerini tamamlayıp çocuğun üzerinden var olmamaları gerekiyor. Yani çocuk üzerinden var anne baba çocuğuna yapılan ufak bir müdahalenin bir çocuk tarafından da yapılsa dev aynasında görerek algılıyor. Bu çok üzücü bir hale gelebiliyor. O yüzden de çocuk ortam sağlayarak onları bırakmak lazım hocam. Sohbet edecekler, anlaşamayacaklar, birbirlerinin oyunlarını beğen, birbirlerine yabancılar. Üzgünüm ama yabancılar. Yani eskiden olduğu Ben gibi biraz. böyle aynı avlunun içerisinde büyüyüp her gün birbirlerini görmüyorlar. Her gün birbirlerinin yemeğini yemiyorlar, ekmek paylaşmıyorlar. Yani o kadar çok ekmek var ki hiçbir şey paylaşmıyorlar. Sonra biz diyoruz ki hadi bakalım çocuğum oyuncağını paylaş. Çocuk diyor ki ya ben bir yıldır, bir de pandemi geldi diye eve oyuncak kimse adım atmıyor. Bir yıldır kendi başıma oynuyordum. Şimdi çat kapı geldi, tamam akraba tanıdık biliyorum kuzen ama hadi oyuncağı paylaş diyorsun. Niye paylaş? Alışık değilim ki diyor. Aynı Aynen. şey hocam. Ve şimdi uzmanlarda da şöyle bir şey gelişmeye başladı meslektaşlarımızda Fatma Hocam. Çok çabuk, çok seri bir şekilde ben bundan da çok ürküyorum. Sosyal anksiyete bozukluğu diye teşhis koyuyor. Mesela dün bana bir danışanım mesaj atmış. Hocam oğlumu psikiyatriste götürdük. Sosyal anksiyete bozukluğu teşhisi koydu. Biz panikledik, ne yapalım? Dedim ki şu anda 100 kişiyi alsalar teşhis koymaya ben de dahil hepimizde bir sosyal anksiyete bozukluğu zaten var. Olması da gerekiyor. Yoksa şuursuzca hiç korona olmamış kadar rahat davranırız. Bu sosyal anksiyete bozukluğu dediğin şeyden bu kadar ürkme dedim yani. 1,5 senedir nelere atlatmaya çalışıyoruz. Bütün her yerden bir korku pompalanıyor. Zaten de biraz da korkmamız dozunda abartmadan korkmamız da gerekiyor. Korkacağız ki maskeyi takalım. Korkacağız ki çok fazla gezmeyelim, sosyalleşmeyelim, dikkatli gidelim. Yani kafeler Konya'da da geldiğimde gördüm öyleydi. İnsanları almıyor. Sıra var ya, bu nasıl bir şey? Her yer dolu. İnsanlar ağızlarında maskesiz birbirlerine en kısa mesafeden konuşuyorlar böyle baya böyle şey saça saça. Şimdi toplu taşımalar ağzına kadar dolu. Gel de sen sosyal anksiyete bozukluğu yaşama. Yani bu teşhislerin de bu kadar çabuk konulması, bu kadar böyle ezber, işte herkes birbirine sen paranoya olmuşsun, sen bipolar teşhisi bile şu anda ev kadınlarının arasında mesela bir tane eğitimde bir hanımefendi demişti ki hocam komşum bipolar hastası kim koydu teşhis dedim ben koydum dedi. Siz Kadar. mesleğiniz ne dedim? Ev hanımıyım dedi. Hayır ne okudunuz dedim. Ortaokul terkim hocam dedi. Vallahi ben bile koyamam dedim yani böyle bu kadar seri bir teşhis. Bravo size. Ama siz kendinize bir dönün. Etrafa teşhis falan koymayın. Mümkünse aileye de koymayın. Her konunun uzmanı var. Nasıl dedim kafanızdaki örtüyü almak için örtü satan bir yere gidiyorsun. Evdeki kıyma için kasaba gidiyorsun. Elma alacağın manava gidiyorsun. Bunun da uzmanları var. Şimdi bu kadar tehlikeli bir yerdeyiz. Çocuklarına teşhis koyuyor. Hocam diyor benim oğlan diyor panik atak oldu diyor. Peki güzel. Kim koydu teşhis diyorum? Biz koyduk diyor babasıyla diyor. Evet. İşte hocam Bu buradan geri döneceğim. Yani tanıyı koymamız kolaylaşıyor çünkü biz insanları sadece gördüğümüzle yargılar hale geliyoruz. Olayların, sözlerin temelinde ne yattığını oturup dinleyemediğimiz için ya da dinlemediğimiz için burada bir ünlemle derine söylüyorum. inemediğimiz için. O yüzden de diyoruz ki ya bizim çocuk bizden uzaklaştı, bizim çocuk şöyle oldu, komşum böyle oldu. Temelinde aslında neler olduğunu, işte o yüzden de aslında hocam tatiller bizler için birer fırsat. Yani bu tatilleri gerçekten güzel değerlendirdiğimizde, evet mesela anneler babalar hala tatil sürecinde çalışıyor olabilirler. O zaman biraz uyku düzeni bozulabilir hocam.
Yani nedir, biraz geç yatabilirler. Hiç problem değil. Ama Yeter ki yani vakit geçirsin. tabii ki o kaliteli vakit dediğimiz şey de bir kesin hocam, şu ekranları bırakarak başlayacağız. Yani ekrana konuşuyoruz dediğimiz gibi çağımızın olmazsa olmazı, ama o modemin düğmesini kapatmak olabilir. Telefonları, tabletleri, ekranları her türlü kapatmak olabilir. Ve bunun haricinde de keyifli vakit geçirebileceğini çocuğa öğretmek lazım. Sigorta, ben onu söylüyorum. Evleri sigorta sadece elektrik yangınlarından diyorum korunması için olsaydı, mekanik şey olup duvara diyorum hani saklı olabilirdi. İnsanoğlu da müdahale edebilsin diye de bir sistemdir. Bazen sigortaya bile müdahale edilebilir. Yeter ki Tabii. alternatif geliştirelim. Mesele yasaklamak değil hocam. Yani ekranla ilgili mesela son zamanlarda çok fazla şey söyleniyor. İşte ekran bağımlılığından bahsediyorlar. Pandemiyle tabii ki iyice arttı. Çok. Yasaklamak değil marifet. Alternatif koyduğunuzda, şu an hocam onlarca canlı yayın var şu dakikada yapılan. Ama kime cazip geliyorsa, hangi konu bize daha iyi gelecekse onu tercih ediyoruz. Alternatif var. Aynen. Alternatif bulmadan diyoruz ki ya YouTube izlemeyelim. Tamam, YouTube izlemesin çocuk, ne yapsın? Nerede Arkadaşlarıyla vakit geçecek? takılmasın, ne yapsın? Alternatife ihtiyacımız var hocam. Yani Peygamber Efendimiz bile çok net söylediği bir şey var. Bir işi bıraktığınızda başka bir işle meşgul olun. Sürekli bir iş var. Ama o işin alternatifi daha güzeli hangisiyse ona meyledeceğiz. Bu Bir de tabii o tatillerin alternatifte Fatma Hocam, alternatifi koyarken de hep bir dikte ederek, hep bir komutan edasıyla, talimat üzere değil elbette. Şimdi bakıyorum günümüz anne babasında, özellikle annelerinde böyle bir durum da söz konusu. Çocuğa işte senin o çok iyi niyetli kendini hadi derken yakalaman gibi, çocuğa devamlı anne sabahtan başlıyor, aman efendim kimler geldi, gördün mü orada kim yazdı? Ha? görmedim. Tanzanya Büyükelçimiz Mehmet evladım geldi, hoş geldi. Bak, kardeşini seyretmeye geldi. Hoş geldin abla. Elhamdülillah. Valla bir 5 dakikalığına istersen alırız Sayın Büyükelçim. Çok da mutlu oluruz. Bereket olur bizim için. Kısa tutarız. Bir Türkiye'ye selam verir gidersiniz. Eğer öyle bir kabulünüz olursa yazın, alalım. Yoksa biz böyle Fatma Hocam'la devam edelim. Şimdi anneler genelde Fatma Hocam sabahleyin uykudan başlayarak bir patoloji çıkarıyorlar. Mesela diyorum ki tatilde ne yapacaksınız eğitimlerde annelere? Hocam işte çocuklar diyor onu 10.30'a kadar yatacak. Nasıl ya? Onu 10.30'a kadar yatırarak, çocuğu ayağının altından onu yok ederek, yok sayarak, kendi konformist alanındaki hükümranlığını sürdürmek annelikle nasıl bağdaşıyor? Sabahleyin diyorum namaza kalktıktan sonra yatmayın. Yatmayın. Güzel güzel ha, tamam, çok teşekkür ederiz. Şöyle bir şey yapın. İlla o sabah namazından sonrasına da böyle çok fazla, hani o saatte daha böyle yarı mahmur uykuluyken çocuk, bir eğitim koyma. Kaynat bir ıhlamur, mis gibi. Alın bitki çaylarınızı. Açın güzel şöyle bir musiki açın evin içine. Bir şey yapın. Birlikte dinleyin, birlikte susmanın o muhteşem lezzetini çocuklara tattırın. Hiçbir şeye el sürmeden, ne telefona, ne bir başka şeye, ne televizyonun düğmesine, hiç basmadan. Hadi gelin birlikte susalım. Nuri Paktil Üstad nur içinde yatsın. Arkadaşlarını kendi anlatmıştı bana Maraş'ta. Arkadaşlarını, dostlarını çağırırmış eve Fatma Hocam. 1 saat, 2 saat susarak otururlarmış. Sonra arkadaşları müsaade eder, kalkarmış. Onları kapıdan yolcularken ne güzel sustuk, gene bekleriz dermiş. Sadece susarak Hocam ziyaret. bizde de susma terapisi vardır hocam. Aynen. Ama Biraz bunlar bahsetsene. yani şöyle susma terapisi deyince tabii bazen danışanlarımla böyle konuştuğumuzda ya da yaptığımız canlı yayında bahsettiğimde nasıl yani hocam geleceğiz susacağız ve üstüne para mı vereceğiz gibi filan bir algı Ya. vardır. Susmada halbuki o içsel yolculuk söz konusudur. O yüzden de Aynen. her anla her an yapılacak şeyler değildir. Nuri Üstad'ın davet ettiği ya da bunu yaptığı kişiler de belirli insanlardır. Tabii, tabii.
Burada biraz daha açıkçası şöyle hocam, belki mizacımın da gereği susma noktasında, yani annelere susmayı çok tavsiye edemiyorum hocam. Çünkü bunu yapabilecek olmak için zaten o anne ve çocukları arasında gerçekten sıkı bir bağ olup, biraz böyle şey gibi, hani oyunun level'ları vardır ya hocam, seviyeleri vardır. Onun gibi susmak bana biraz üst seviye geliyor. Ben diyorum ki ya biz anneler olarak daha çok yolun başındayız. Ben de tam tersi diyorum ki ya Ömer Karaoğlu'ndan, Eşref Ziya'ndan, ne bileyim biraz diyorum işte Fatih Koca'dan bir bismillah hareketli diyorum enerjilerle bir bak lazım. Çünkü Aynen. O. gelmeniz gereken nokta belki dediğiniz gibi sabah herkes perdenin açıldığı, işte ne güzel İstanbul'da kar yağıyormuş ya da o soğuk hava, Konya'da tam bir ayaz var mesela. Aynen. O ılık yudumlarken sessizce gelmek istediğimiz nokta belki bu. Ama Evet. biz şimdi tersinden başlamış gibi oluyoruz birçok aile için hocam. Ben de diyorum ki burada biraz daha hareket katın. Ama birinci şartı da of yine uyandım, tatilim yok. Anneliğinde işte özellikle ev hanımlığında izni yok. Siz tatildesiniz gibi bir yüz ifadesiyle başlamak yerine ya Bismillah hadi bakalım Allah bugün de güzel işler nasip etsin enerjisiyle başlayıp siz bu tempoya ayak uydurduğunuzda o gözü kamaşık bir halde gelen evlat size bir şekilde uyum sağlıyor. Ve diyor ki Kesinlikle. anne yapalım mı? Bunu da yapalım mı? Dur onu da ben yapayım mı? Benim 2,5 yaşındaki oğlum şimdi bıldırcın yumurtasıyla yeni yeni tanışıyor. Yumurtayı hiç seven bir çocuk değil. Diyor ki tamam ver civciv yumurtasını ben kırayım. Civciv yumurtası ona göre civciv yumurtası. Civciv Küçük yumurtasını olduğu için. kırıyor. Allah şimdi civciv yumurtasını kırmak demek çok büyük bir risk aslında. Yani o yumurta nereye kırılırsa onu nerelere gider belli değil. Ama bu aslında çocuk için bir iletişim başlatıyor. Diyor ki aa diyor ben diyor kıramıyormuşum diyor. Bana geçen gün geldi diyor ki anne diyor ben cevizi diyor kıramıyormuşum anladım diyor. Neden dedim? Dedemin eline bir vurdum diyor acıdı diyor. Cevizi dede tutmuş sağ olsun kendini feda etmiş. Bu beyefendi ceviz kıracağıyla da değiller böyle eski sistemi devam ettirmek istiyorlar. Dedenin parmak arada gazi olunca diyor ki kıramadığını anlamış. Ama bu çok büyük yaşanmışlık bir tecrübe. Aile büyüklerinin lütfen ziyaret etsinler hocam. Artık aşılar, tedbirler biraz daha önümüz rahat. Rahat. Elhamdülillah. O yüzden aile büyüklerini ziyaret etsinler. Her annenin, babaannenin torunu sevdiği bir şey vardır. Kiminin sütlaçtır, kiminin çorbadır, kiminin işte bir et yemeğidir. Bunlardan mahrum bırakmamak lazım. Ve büyükleri de teşvik etmek lazım hocam. Sizin zamanınızda nasıldı diye bir sormak lazım. Hangi oyunları oynardınız diye. Burada köprü vazifesi kurmak lazım. Aynen. Demek yani hangi oyunları oynardınız? Hadi bakalım bir deneyelim. Gibi eğlenceli lazım hocam. Teknolojiyi kullanmayacak mıyız? Evet kullanacağız. Lütfen beraber bir animasyon izleyelim. Diyelim ki ne anlatılıyor burada? Ama buradaki kastımız da sadece animasyon izlemek değil. Hani söyledik ki hocam kokular, sesler, o yanında patlamış mısır kokusu. Bunu çocuk hissetmeli. Neden birçok genç şu an koşa koşa sinemaya gidiyor? Çünkü oradaki o sıcaklık, rahat koltuk, loş ışık, bunların hepsinin rahatlatıcı etkisi var. Ama siz bunu Bir de evladınızı, buyurun. lütfen lütfen. Evladınız hocam sarılarak çıkıp bir akşam yürüyüşü uygun olan çocuklarla gerçekten bu soğukta çıkıp bir 5 dakika yürüyüş yapıp sonra o Ya. ıhlamurla, ısırla, battaniyenin altında sarılarak izlenilecek bir film. Emin olun çocuk ondan sonra dünyanın öbür ucuna giderse gitsin. O sinemadaki patlamış mısır kokusunda diyecek ki annemin kokusuyla beraber de diyecek. Ve Kesinlikle. o çocuk ondan Şimdi sonra Fatiha'sını eksik etmeyecek, eksik etmeyecek. Buyurun. Ben ya. çok konuşuyorum hocam. Estağfurullah, konuş sen konuş diye misafir ettik. Bu akşam şeyi söyleyecektim. Çok etkiledi beni. Bu akşam böyle saat 7:30 falan kızım aradı. Hadi anne gelmiyor musun bana? Kızım yayınım var. Ama çok güzel bir film var. Birlikte oturalım seyredelim işte. Dedim ki içimden ya işte yaşı kaç olursa olsun o birlikte film seyretmek, işte bir çay demlemek, yanına bir mısır mutlaka patlatacağımı biliyor onu patlatmak. O sıcaklığa halbuki sabah beraberdik.
O sıcaklığa ihtiyaç hissetmiş. Yayınım var deyince of ya yarın. Yarın gene yayınım var. Biz ne zaman film seyredeceğiz? Pazar günü seyrederiz dedim. Ya da gündüz yaparız. Hafta sonu tatil nasılsa onun acısını çıkarırız, eksiğimizi tamamlarız dedim. Şimdi ne mutlu. Eve ayrı, barka ayrı ama hala anne gel film seyredelim diyecek bir evlat. Elhamdülillah. Yoksa bana gelene kadar onu kendinde paylaşır, arkadaşlarıyla paylaşır. Yani insanlar annesinin dışında herkesle her şeyle paylaşıyor. Ama o kıvamda tutabildiğimiz için Allah'a sonsuz şükrediyorum. Yani o çok benim de ruhuma çok şifa veren bir duygu. Madem dedi akşam evdesin yayından sonra seyret diye bak bu filmin adını veriyorum dedi. Tamam dedim yani ucunu da bağlıyor. Şimdi bu çok Evet. sıkı bir bağ. Allah esirgesin, Allah nazardan korusun hepimizi. Yani evlatlarla böyle olmak gerekiyor. Aynı evde de olsak, evlenip gitmiş de olsalar, kendi ayrı evlerinde de olsalar, evlatlarla olan bağ, hiçbir zaman annelikten emeklilik veya istifa hakkımız yok ya da babalıktan. Her zaman son nefese kadar, yaşadığımız ana kadar onlar bizim evlatlarımız. O paylaştığımız zevkler, lezzetler, o bir halkayı korumak gerekiyor. Biz şu anda çok bencilce bir toplum haline döndük. Kaç çocuğum var? Bir çocuğum var. Allah beni 5 çocuk hayali kurarken hidronefroz böbrek hastası olduğum için bir çocukla taçlandırdı, şükre sebep oldu, başka çocuklara hizmete adadı. Bak Ayşegül'üm geldi, sizi seviyorum dedi. Canım Ayşegül'üm, biz de seni seviyoruz. Kutum benim. Evet. Biz de Ev seviyoruz halkına sizi. çok selam olsun. O kadar çok tanıdığın var ki burada şimdi sen konuşurken hepsi kaydı. Sana Evet. özellikle güzel güzel şeyler yazdılar. Şimdi ben özellikle araya girmişken bunu da söyleyeyim. Sonra gene Fatma hocamı zevkle dinleyelim. Canlar, şimdi Fatma hoca konuşurken ben de çok sık kesen pozisyonda olmamak için oraya yazdıklarınızı okumadım. Ama ben biliyorum zihnimde var. Sizden ricam bu postu, bu yayını ana sayfaya kaydettiğimde lütfen buraya yazdığınız bu güzellikleri oraya yazın. Hem Fatma hocam da onları okusun. Teşekkür etme fırsatı olsun. Kalbi mutmain olsun. Hem Vallahi. de renklensin, canlansın orası inşallah. Allah razı olsun diyelim. Peki biz nasıl etkinlikler tavsiye edersin mutfak dışında bu sömestr tatilinde ailelere? Hocam ben şöyle bazen dönüp baktığımda balkonuma diyorum ki balkonumdan ne ararsanız çıkıyor. Milyoncu gibi. Yani tuvalet kağıdı rulolarını tutun da işte ayran kovalarına yumuşatıcı kutularına varana kadar evimiz tam bir hazine hocam. Yeter ki bakmayı bilelim. Aynen. Yani bunlarla yapılabilecek kadar güzel etkinlikler var ki. Yani desin ya bir hayvanı araştırsınlar hocam. Tefekkürde bulunsunlar ki artık kaynak o kadar çok ki. TÜBİTAK'ın dün bir şey almak için girdiğim kırtasiyede TÜBİTAK yayınlar ki zaten fiyatları makuldür açıkçası TÜBİTAK. Çok. Dün bir indirime girmiş. Dünyanın kitabını çok gerçekten güzel bir rakamla çıktım. Yani hani normal bir yayının indirimi olması çok çok daha afaki rakamlar olacakken o kadar güzel anlatıyor ki hocam. İlgileri neye varsa çiçeği mi seviyorlar, böceği mi seviyorlar bir şey seçsinler hocam. Tefekkürse buyursunlar tefekkür. Yani Allah'ın merhametini konuşmak mı istiyorlar? Sadece 15 günde bir esmada kal yeter hocam. Er Rahman Er Rahim'de kalsak yeter. Penguenlerden bahsediyor. İşte anne yumurtayı babaya emanet ediyor. Baba penguen onun sıcaklığını korumaya çalışıyor. Anne penguen yemek aramaya gidiyor. Bunu çocuklarımın kitabından öğreniyorum hocam. Çok enteresan bir şey öğrendim mesela bu çocuklarımın kitabından. Baba penguenlerin anne sütüne benzer bir sıvı salgılayabilme özellikleri varmış. Bak eksiği ve ihtiyacı nasıl tamamlatıyor Allah. Neden biliyor musunuz? Çünkü olur ya anne yemek aramaya gitti ya. Yumurta annenin bir periyodu var. İşte 3 ay ne bileyim 2 gün sonra dönecek ya da bir 5 saat sonra dönecek filan. Olur ya o sırada yumurta beklenilmeden önce yani erken çatlama olursa anne Ya. yemezse
Baba onu 2 haftaya kadar besleyebilmesi için baba penguenlerde böyle bir özellik varmış. Alın siz hocam bir tefekkür örneği, bir fen dersi, bir biyoloji dersi, bir Esmaül Hüsna dersi. Bakın çok basit bir çocuk kitabında geçen böyle bir sayfalık bir yazı. Ben bunu Ya bilmiyordum. Cahilliğimdir ben de belki, çok küçük bilmiyordum. biliyordum. Yok ben Ama de bilmiyordum. nasıl yani, gerçekten mi? Allah ne kadar merhametli diye buradan bir alırsınız hocam konuyu. Gider gider. Neden penguenleri biz bahçede yetiştirebiliriz? Yetiştirebilir miyiz? Yetiştiremez miyiz? Buradan alın. Penguenlerle ilgili mesela bir şey vardı, filmi. İsmini şimdi hatırlayamayacağım ama yazarım inşallah, paylaşırız yani. Mesela alın buradan bir penguenlerle ilgili bir filme bağlarsınız gibi. Ama bunların hepsinde hayret var, merhamet var ve temel noktada annenin gerçekten isteyerek, talep ederek, sevgiyle işin içinde olması var. Aa Ya biliyor musun, ben fıstık. bunu bilmiyordum dediğinde çocuk diyor ki bir dakika ya, annemin de bilmediği şeyler olabilir ama beraber öğrenebiliriz. O beraber kelimesi çok kilit bir kelime hocam. Yani o Biz. beraber demek çok çok kıymetli. Biz diyebilmek çok çok kıymetli. O yüzden diyorum ya, kendilerine göre bir konu belirlesinler. Yaşına göre tabii ki deneyler yapılabilir, resimler yapılabilir, boyalar yapabilir. Uykusu çok sevmeyen çocuklarım var. Onlara göre hayat çok kısa, hızlı yaşamak lazım. Uykuya ne gerek var diyorlar. Halbuki anneleri çok sakin filan ya, o yüzden hiçbir şey olmadığını hocam. Yazdılar doğruya neşeli ayaklar. Ay Allah razı olsun sizden. Yok, kastettiğim başka bir şey. Başka Seninki bir başkaysa onu da yazarız. Tamam. film. Neşeli ayaklar güzel. O da şöyle, baba çok yoğun çalışıyor. O yüzden evladıyla ilgilenemiyor. Adam tabii büyük böyle patron falan filan olmuş filan. Oğluna miras olarak bir penguen görüyor. Bay Popkins Ah tarzı bir şey. seyrettim, seyrettim. Ay neydi ya? Çok Bay güzel bir film. Mr. Popkins falan olabilir hocam. Evet, Ama yazarsın onu paylaşırız. tamam. Yazayım Çok güzel inşallah. bir filmdi. Gerçekten çok güzel bir filmdi. O yüzden de ya, neşeli ayaklar zaten bamba çok keyifli mesela. Hani neşeli ayaklar neden olmasın gibi. Bunların hepsini hocam o sevgiyle katmak lazım. Ama çocuğun ilgisine bakmak lazım. Yani çocuk biraz daha hep beraber evde dans edelim. Bizimle yapsın. Spora gönder yerine, yani gidip de 2 hafta sporda çok bir şey olmayacak. Beraber takla atmaya çalışalım. Hadi beraber müzik açtık diyelim. Ortaya sandalye koyun. Hadi sandalye kapmaca oynayın. Yani yapılabilecek çok güzel şeyler var hocam. Yeter ki biz orada İsteğimiz olsun. emanet olalım. Müzik yapın. Ya, ve müzik yapmaktan kastımız da, diyorum ki çocuğunuzun müziğe yatkınlığı var mı? Birçok aile diyor ki, aa işte diyorlar. Yani kursa göndermedik diyorlar filan. Ya diyorum ki, eline hiç mi tarzı bir şey, flüt tarzı? Hiç diyorum. Mesela Ramazan geliyor hocam. Her evde lütfen, erkek çocukları daha da meyilli oluyor ama çok erkek kız ayrımı yapmak istemiyorum. Her çocuğu, özellikle erkek çocuğa Ramazan'ı sevdirmenin yollarından biri bence hocam. Hocam masraf, hiç masraflı değil hocam. Yoğurt kovası hangimizin evinde yok? Yoğurt kovasının üstüne geçiriyorsunuz bir balonu. Gerçekten ses çıkartıyor. Ondan sonra Aynen. alın bir mani. İnternette gani ama oturup yazarsanız daha da güzel tabii ki. Hazırlık bunların hepsi hocam. Biz şu Tabii an emek. yaklaşıyor. Hemen gidip aldığımız çok basit bir şey hocam. Bir poşet boncuk aldırdım. Biz şimdiden tesbih dizmeye başladık. Tesbih Ay. ne yapıyoruz? Ve arkadaşlarına hediye edecekler. Oğlum diyor ki, ben de diyor dizeceğim diyor. Tabii ki sen de dizeceksin. Ne yapalım? Nasıl bir renk ayarlayalım? Alın size örüntü çalışması. Ya. Malum Konya'dayız. Bu aralar babam maçı sever filan. Nasıl oluyor ediyor. Ben Konyasporlu yapacağım. Güzel. Konyaspor'un renklerini alın size hafıza çalışması. Konyaspor'un renkleri yeşil beyazsa hadi bakalım yeşil beyaz gibi. Bunların hepsi yorumlar
bahar çok görmüyorum ama normalde şu an Fatma Hanım bir yorum yaptı. O da sağ olsun büyütürken bana destek olan Ay ablamız. İki Allah razı ortada. olsun. Bu arada filmin adını bulduk hep birlikte. Babamın penguenleri. Evet, büyük ihtimal. Evet, yani muhakkak O izlesinler. ben de baktım şimdi internette. Babamın penguenleri filmin adı. Bak ekip Süper. nasıl çalışıyor. Cansınız siz. Harika. Can can. Müslümanların gerçekten hayırda bir destek olması lazım. Yani bu Tabii. yüzden de diyorum. Mesela annelere de en büyük tavsiyem hocam. Cemaat ruhunun İslam'da, şimdi eğitim aldığım yer hocam Boğaziçi Psikoloji. Ya. Yani Batı psikolojisinin dibine üniversitelerden biri. Türkiye'nin tabii ki en başarılı üniversitelerinden biri. Diğer taraftan da İslami anlayışın, örfün, kültürümün beni de tetiklediği bir İslam'la ayetle birleştirme süreci yaşamaya çalışıyorum. Çabam, gayretim bu yönde. Buna dönüp baktığımda hocam, Çok önemli. ya şey mesela bana çok enteresan geldi. Cemaatle namaz kılıyorsun, imamın ne okuduğunu bilmiyorsun ama 27 kat sevap alıyorsun. Çünkü cemaat ruhu çok kıymetlidir. İnşallah 3 aylardan sonra müsait olursak bunları da konuşuruz hocam hep beraber. Konuşalım. Tabii ki. Ne güzel olur. Bu noktada da hocam dönüp baktığımda şunu hissediyorum. Cemaat bu kadar kıymetliyse annelerin de birbirlerini hayırda teşvik edecek gruplara ihtiyacı var. Teşvik edenlere ihtiyacı var. Bu her zaman maalesef yanımızdaki kişi, karşımız, arkadaşımız, akrabamız olamıyor. Bazılarımız bu noktada çok şanslılar maşallah. Ama bazılarımız bu kadar şanslı olamayabilirler. Ama işte o zaman da hocam hayır kanallarını kullanalım. Artık sosyal medyalar var ve bize kendimizi iyi hissettirecek, hayır yolunda, sırat-ı müstakimde adımlar attırabilecek insanlarla bu bağlantıyı kurmak lazım. Bir fikir çıktı, lafı açtı, bir fikir çıktı. Bakın ne güzel hemen film geldi. Müslüman Ya. işte böyle hocam. Yani bir çocuğumuza bu iyi gelip de anne ve babamla ne güzel filmleri izliyoruz dedirtebiliyorsak o çocuğumuzun kazanacağı cevap da işte buradaki herkesin katkısı olmuş. Olacak ne mutlu bize. Mesela özellikle çocuklar gönüllülük psikolojisini de anne babanın özellikle annenin davranışlarından infak kavramının da insandaki tezahürünü orada görüyor. Yani annesi neyin peşinde koşuyor, nereye vakit harcıyor? Ben bir de Fatma Hocam özellikle şu kız çocuklarımızın eline bir el işi verilmesini istirham ediyorum. Ne olur? Yani çabuk bitirebilecekleri, sonucu görüp mutlu olacakları bir bebek yeleği olur, bir küçük atkıcık olur, bir boynuna sıcak tutsun diye bir fular olur ama şu kız çocuklarımızın eline hem hamur verelim, hem bir tığ, bir örgü, bir etamin, bir şey verelim. Bir şey verelim ki bu kadar kadın fıtratından ayrı, modern dünyanın hazzına ve hızına evrilmiş, hiçbir şey yapmadan sadece kariyer odaklı kadınlar sarmasın etrafımızı. Bu sarış çok kötü bir sarış. Yani ben bundan hiç memnun değilim. Biraz geleneksel bir kafa yapısına sahip olduğumu kabul ediyorum ama bunun onunla da çok ilgisi yok. Çünkü bilmiyorlar. Yani üniversiteyi bitiriyor diyorum ki eline hiç şiş aldın mı? Hayır. Hiçbir etamin seccade bir bez parçası işledin mi? Hayır. Bir hamura soktun mu elini? Hayır. Sonra ne oluyor biliyor musun? Bu kızlarımız evleniyor. Bir sene içinde bizlere geliyorlar. Olmuyor çünkü. Olmuyor. Çünkü o hamurun içinde duyguyla, hamurla o çünkü hamur yoğurmak demek sadece bir poğaça yapmak, bir ekmek yapmak demek değil. Taşıdığı anlam bu değil. Ağzından akan duman, içinden geçen duygun, bütün her şey o hamuru yoğururken aslında kendi duygularını da yoğurman, kendini de yoğurman, tekamül etmen, her hamurda bir tık daha ileri gitmen ve onun sabırla fırında oluşunu beklemen, o emeğin karşılığını ikram etmen, bunun karşılığında kuldan teşekkür beklemen, Allah'a şükretmen gibi koca bir döngü var orada. Yok bir İşte hocam şey. orada kaybettiğimiz şey biz anneler olarak artık biz elimizi almıyoruz ki hocam. Yani diyoruz Ya. ki ne var? Yani ben tekrar söyleyeyim rol modellikten bahsediyoruz. Anne evde hamur yoğurmayı bıraktı. El işi hani dediniz ya hocam
O yüzden tebessüm. Küçük bir şey de olsa bebek yeleği dediniz ya, bebek yeleği sizin için küçük, bizim için büyük bir şey hocam. Akşamları 2-3 sırada olsa örüyorum. Benim için çocuk oyuncağı gibi bir şey o. Terapi aslında, biliyor musun? Yani o öyle güzel akıtıyor ki beni. İçimdeki bütün şişkinlikleri, kabarmışlıkları hepsini alıyor götürüyor ya. Yapın kuzum ya. Ne olur yapın. Şu O yüzden hocam şu an bizim oradaki bakış açımız, önce tekrar söyleyeyim, annelerle alakalı. Yani anne evde yemek olmadığında, sizde yemek olmadığında ne yaparsınız dediğimde dersiniz ki ya iki hamur yoğururum bir ekmek yapıveririm. İki hamur yoğururum bir pişi yaparım dersiniz. Şimdi bize Yo, tam döndüğümüzde tersi. Ben böyle bir soruya ne derim biliyor musun? Aa, o nasıl bir soru? Yemek olmaması ne demek derim. Çünkü gözümüzü açtığımız an ben öyle gördüm yetiştiğim ailede. Sabahtan evin yemeği hazırlanır, sürprize yer yok. Çünkü her türlü şey var gün içinde. O yemek sabahtan pişer. İşte Onun için bizde de, bana çok tuhaf geliyor. bizde de hocam evde yemek olmayabilir. Yani biz dediğim zamanımızı kastediyorum artık. Pizza söylerim. Tabii. Hemen. Bundan kaynaklanıyor ve şöyle bir şey de hocam, dönem dönem tabii ki diziler, yabancı diziler, özellikle psikolojik analiz yapabilme adına bazı dizileri izlemeye çalışıyorum. Bir dizide çok ciddi geçen bir replik var. Eşi diyor ki ben diyor akşama misafir davet ettim. Eşi de diyor ki ya tamam gelsinler. Zaten hani davet edilmiş filan, hani gelmesin deme şey yok ama iletişim. Yemeğe gelecekler diyor. Aa tamam diyor, problem yok diyor. Misafir geliyor. 10 dakika sonra pizzacı geliyor. Hep beraber mutlu mesut pizzalarını yiyorlar. İşte bu kültüre doğru evriliyoruz. O yüzden de hani ne yapalım diye ben biraz somutlaştırmayı seviyorum hocam. Bu tatilde lütfen evlatlarıyla bir pizza yapsınlar. Anneler çalışıyorsa da yarın cumartesi, ertesi gün pazar. Muhakkak yapılabilir. Bir pizzayı yapsınlar. Pizzanın içine ne konulur? Çocuk tabak önüne geldiğinde değil, hazırlanırken fark etsin. İşte biri mısır ayıklasın, öteki ne bileyim işte zeytini doğrasın, başka birini doğrasın. Evde şöyle de hocam, ben bunlarda da özellikle şunu yapmaya çalışıyorum. Eksik malzemeli yapsınlar. Yani çocuğumuz illa salamlı seviyorsa salamsız olsun o gün lütfen. Desinler ki evet ya bu yok ama alternatif ne olabilir'e odaklansınlar. El işi, evet kesinlikle katılıyorum hocam. Böyle dediğime bakmayın, çok severim. Yani dantel örmüşlüğümde Ethem'in yapmıştı dedim ya başta hocam, bizde yani gelinen ailede onlar Çok çocukla önemli. alakalı da aramak lazım hocam. Birkaç yıl önce kızıma ve birkaç arkadaşına aldım. Keçeden altlıklar yapılmış, böyle şey bardak altlığı. Delikli motifleri var. Sayfanın adını bilemiyorum. Şimdi hatırlayamadım. Çok net yani, oradaki sen işleyebilecek ona deseni, ipi hazır. Kağıdına bakıp işleyecek gibi. Bunların hepsi, yani baştaki konuya gidiyorum hocam. Robotik kodlama şeylerine gönderiyoruz ya, kurslarına gönderiyoruz ya. Bunların hepsi aslında bir kodlama hocam. Yani Aynen öyle. bir arkadaşınızdan seccade örneği alırsınız. İşte kanefçi için, etamin için. O arkadaşınız orada bir şeyi kaydırmıştır. Bunu bulursunuz. Bilgisayarda da bir kodu kaydırırsanız sistem, program çalışmaz. Aynı Aynen. sistem. Bir dönem hatta annem bana böyle lise döneminde falan bu konuda epey birkaç seccadeden sonra bir ara gittiğim yerde hocam böyle şeyi anlatayım, şey yapamıyordum, latife olsun, etaminli seccadelerde namaz kılamıyordum çünkü gözüm hani okuduğuma mı takılıyor Takılıyordu. yoksa oradaki yanlışlarımı buluyorum gibi bir şey. Ama bu aslında ne biliyor musunuz, inanılmaz bir göz çalışması, dikkat çalışması. Bunları otomatik öğretmiş oluyoruz. O yüzden dediğim gibi hocam, tekrar somutlaştıralım. Bir, tatilde lütfen bir pizza yapsınlar. Hani mantı filan diyeceğim ama açamayınca, hani İmam Yok Gazali yok. bal yerken bal yeme dememek lazım. Mantıyı açamıyorum hocam. Bir, pizza yapmak Aynen. hocam. Bir, dediğim gibi bir konu seçip bu konuyla araştırma yapıp filmle zenginleştirip üzerine konuşmak lazım. Başka bir şey de hocam, az önce bahsettiğiniz infak konusu.
Havalar bu kadar soğukken sıcacık evde tableti ne kadar okudun tartışmasındansa uygun bir değil. İşte sen daha elindeki tableti bırakma, çocuk sokakta donuyor değil. Asla böyle değil. Ya biliyor musun, bugün çok üzüldüm. Dün kızıma söyledim. İkinci sınıfa gidiyor kızım. Çok çok büyük değil. Biliyor musun dedim. Ben çok üzüldüm. Neden dedi. Ne oldu dedi. Hani merak etti. Dedim çocuğun biri çok zor durumdaymış dedi. Neden dedi. Dedim annesi dedim onu geceleri yürütüyormuş biliyor musun dedim. Şimdi bakın burada bir şey atıyorum. Aslında onu boş bir zarf atıyorum. Merak Yani annesi duygusunu uyandırdığın için konuya ilgisini yükseltiyorsun. aynen öyle diyor ki yani neden yürütüyormuş annesi? Şimdi anne orada kötü gibi bir izlenimle başlıyor aslında. Merak ediyor. Dedim çünkü çadırda kalıyormuş. Ve çadır bu soğukta korumak için iyi bir yer değil. Ve ısıtıcısı da maalesef yokmuş. Sence ne yapabiliriz? Ve bugün karne hediyesiyle alakalı bana ne alacaksınız, alacak mısınız diyen evladım. Dün ben başka bir şey için dediğim gibi kırtasiyeye gittiğimde renkli simli kalem seçti ve dedi ki karne hediyesi bunu istiyorum. Amacım asla bu değildi. Yani karne hediyesinde seviyesi düşsün filan asla değildi. Ama hayata bakış açıları değişiyor hocam. İnfakla Aynen. alakalı içimiz bu kadar hani dışarı soğukluğu varken bir balkona çıksınlar desinler ki ya kaç dakika durabileceğiz hadi gel bir bakalım. Açsınlar Ya. yaşını uygun ama lütfen. Ve dediğim gibi bu böyle yani sen nankörsün, şükürsüzsün diyeceklerse lütfen yapmasınlar. Evet, Hadi kendi kesinlikle. yani bu ne olur hani ne yapayım canım onlar da ülkelerinde otursun gibi düşmanlığa, nefrete neden olacak bir tarz değil benim kastettiğim. Canı gönül Kesinlikle. gerçekten empati kurabileceklerse, ne yapabiliriz derdiyle hemhal olabileceklerse, bunun için hep beraber bir şeyler yapılabilecekse ve burada da şunu tavsiye ediyorum annelere. Lütfen diyorum yani bir hediye ulaştırın. Başta da ilk açtığımda onu söylüyordunuz. Mahallenin muhtara gidin. Dokunabilmeleri Kesinlikle. çok önemli hocam. Yani Tam yardım. o noktada Fatma Hocam, aslında ona şunu da ilave edeyim kuzum. Hem mahallenizin muhtarlarına müracaat edin, hem de belediyelerin sosyal yardım marketleri var. O kadar güzel ihtiyaç sahiplerine sistematik ulaşılıyor ve öyle güzel hizmetler yapılıyor ki, ben şimdi 2 senedir Beyoğlu Belediyesi ile çalışıyorum. Yani o sosyal marketin çalışma sistemine nasıl minnet borçluyum ben, uzaktan bakarak, bazen içinde bazen uzaktan bakarak, o kadar sistematik, o kadar disiplinli, o kadar yüksek, haftanın bir günü balık dağıtılıyor, gelin olmamışlar, gelinlik bebeğe hoş geldin bebek, işte şimdi mesela bunu yapabilirsiniz, bulunduğunuz ilçenin belediyelerinde ve muhtarlıklarına, evde çocuklarınızın Allah rızası için, ya bir düşünün, kaç tane hırkası, kaç tane süveteri, kaç tane şeyi var. Oradan infaka başlasanız o bile yeter. Ama tabii burada çok temel bir şart var. Sizin çocuğunuza giydirmekten vazgeçtiğiniz yırtık pırtık üstü lekelileri asla değil. Çünkü yardım toplanma yerlerinde de en çok bundan şikayet ediliyor. Kendine reva görmediğini başkasına görme. Hemen mesela yarın sabah bir besmele çekin. Hatta bunu çocuklarınızla yapın. Hadi yavrum, şimdi bakın kış bastı. Bütün şehirlerde soğuk hava koşulları var. Gel şöyle kendin seç, hatta sen seç. Bu senin infakın olsun deyip, orada böyle çok uzatmadan küçücük bir infak kavramını da izah ederek, Evet. gerçek infakın ne demek olduğunu da söyleyerek. Hadi gel kuzum, sen kendi giyeceklerinden, fazlandan, neyinden vazgeçebiliyorsun. O arada kendi de örnek olacak. Bak ben de, sen onları ayırırken ben de kendiminkilerinden, babanınkilerinden, bir bakacaksınız ki koskoca bir torba olacak ya. Yani Müslüman olmak o kadar güzel bir duygu ki, mümin olmak o kadar muhteşem bir duygu ki. Şu an biz evlerde sıcacık, tuzumuz kuru bir vaziyetteyiz. Şu an dışarıda insanlar ne halde, hayvanlar ne halde? Yani sadece insanlar da değil, bütün o canlılara bakmak zorundayız. Geçen marketteyim, hem de yani marketin adını da buradan söyleyeyim, öyle hani bazen, çünkü lüks marketlerde var ya, BİM'deyim. BİM'de
Kasanın orada bir çocuk annesini çekiştiriyor ama o kadar sessiz çekiştiriyor ki Fatma hocam. O kadar sessiz, o kadar edepli, o hani gerçek mağdur sahibinin kendine has bir sükutu olur ya, o vaziyette çekiştiriyor. Anne de kaş gözle yok diyor, yok. Bisküvit istiyor, bak cips falan değil. Böyle yana açtım, kimse de yoktu, kadının kulağına doğru. Bana izin verir misin? Beni sevaba sokmak ister misin? Ben bu çocuğa torunum yerine koyarak bir bisküvit ısmarlayabilir miyim dedim. Bak sen alıyorsun alamıyorsun falan değil. Ve baktı, niye dedi? Ya yani şeker alsam şimdi dedim zararlı. İstemem bir zarar hediye edeyim kimseye. Ama bisküvi bana daha masum geldi. Çok tatlı baktı. Bana da göz kırptı dedim. Çocuk da böyle dinliyor. Olur peki size zahmet olmayacaksa dedi. Gittim aldım bisküvi verdim. O çocuğun suratındaki ifade var ya. Evet hocam. Ah. Yani yapacağımız şey aslında gerçekten çok basit. Ama onu Çok. güzelleştirerek yapmak lazım. Yani ben diyorum ki mesela bir resim dahil edin. Deyin ki senin Evet. arkadaşına hediye edeceğiz. Nasıl hediye etmek istersin? Resim yapmak ister misin o arkadaşına? İçine sevdiğin bir oyuncağı koymak ister misin? Hani bir kitabını koymak ister misin? Ruh katmak, yani Not lütfen. yazmak ister misin? Evet, yani orada hatta mümkünse keşke tanıştıralım. Belediyeler eyvallah. Ama ben mümkün olduğunca hocam, çocukların o çocukların evine bizzat giderek, temas ederek, biraz oyun oynayarak paylaşmalarını çok daha kıymetli buluyorum. Çok daha Çünkü güzel. Alelale. o noktada hani imkan varsa benim önceliğim açıkçası temas edebilmeleri. Yani o çocuğun Çok o daha güzel. oyuncağı aldığı sevinci, saatlerce oynayışına şahit olması. Bunlar hocam kitaplarla, defterlerle, öğretmenlerle bizim böyle kallavi laflarımızla öğreteceğimiz kadar kıymetli değerler. Hiç. O yüzden Aynen öyle. de makam mevki tekrar söyleyeyim hocam. Makam mevki sahibi olabilirler. Ama insanlığımız, özümüz, kulluğumuz, yaratılış gereğimiz, kulluğumuz olmadıktan sonra Hiçbirimiz. ahlakımız, bizim önderimiz varsa tek kişidir Peygamber Efendimiz. Onun ahlakı olmadıktan sonra hiçbirinin anlamı yok hocam. Ama tabii Aynen. ki ahlakımız arkasından da elimizden geldiğince tabii ki makam sahibi de olacağız, mevki sahibi de olacağız, söz sahibi olmak zorundayız. Bu dünyaya geldiysek ve Allah odan onu verdiyse bunu olmak zorundayız. Ama sevgiyle bu tatili ne olur hocam hiç yapmadığımız kadar birbirimize sıkı sarılalım. Biz namaza öyle bir sevgiyle Çok. duralım ki çocuğu da davet edelim. Diyelim ki ya gel sen de bizimle kılmak ister misin diyelim. Hani az önce dediniz ya hocam partiler meşhur artık. Baby shower'lar bilmem neler havada uçuşuyor. Neden çocuğumuza namaz partisi yapmıyor? Sen namaza Ya. baş 40 günü tamamladın. Biz yapacağız inşallah kızımla. Ay Yani maşallah. çok dile getirmek istemiyordum ama o 7 yaşını artık bitirdiği için akşam namazlarına başladı. Ay maşallah, barek Allah. ve akşam namazını 40 gün kıldıktan sonra dedim ki sana bir kutlama yapacağım. Neden? Adı Gelin parti olmasın, kutlama kutlama. olsun. Aynen öyle. Yani konuyu anlatabilme adına parti. Atlı sana dedim bir kutlama yapacağım. Ha, Oh. afaki şeyler, hediyeler mi havada uçacak? Hayır. Yani ama sırf namazla alakalı ufak da olsa bunu teşvik ettiğimiz bir şey gerekiyor. Aynen. Bunları yapmak Aynen. lazım hocam. Yani sen bugün yaptığın davranış biliyor musun? Aslında bir hadis deyip bir merak uyandırdığınızda onu yapacak. Yemeye başlarken besmele çektirmeye bile teşvik etmek başlı başına bir etkinlik hocam. Kesinlikle. Bu Kesinlikle. etkinlik dediğimiz illa dünyanın parasını verdiğimiz şehrimizin bir ucundan öteki ucuna gittiğimiz şeyler değil. Hayatımıza dahil ettiğimiz ve bizi gerçekten biraz daha sakinliğe, dinginliğe, özümüze dönmemizi sağlayan şeylerin olması çok çok önemli.
Bir, ne olur hocam, bu gece sabaha kadar biz kendi annemize dönelim. Anneliğimize dönelim. Kulluğumuza dönelim. Biz evlat nimetiyle ne kadar mutluyuz, ne kadar şükrediyoruz, ne kadar bu pozisyonda olmaktan mutluyuz. Önce biz bunu düşünelim hocam. Biz bunu düşününce sabah çok daha güzel, çok daha mutlu, çok daha sabırlı, çok daha kucaklayıcı uyanıyoruz. Çok güzel. Çocukların hareketi aynı kalıyor. Ama diyoruz ki bir dakika ya diyor çocuk. Dün annem diyor ben hopladım zıpladığımda kızıyordu. Bugün benimle o da hopluyor diyor. Şaşırıyor. Ama ondan sonra emin olun çok daha sakin, çok daha dingin, çok daha mutlu, huzurlu bir yuvaya sahip oluyoruz. O Rahat yüzden olun ya. Zuhurata tabi olmak kadar güzel bir şey yok. Akışa bırakın kendinize. Bırakın evler dağılsın, bir gün gelir o evin dağılmasına dua edecek insan ararsınız, bulamazsınız. Bırakın ocağın üstünde o çay kaynasın, onun sesi bile şifadır. O çocukların önüne güzelce bir ıhlamur koyun. Ihlamurla birlikte güzel güzel sohbetler, anneanneden, babaanneden ama kötü anılardan değil, güzel anılardan, bilge kişiliklerden, iyi yönlerini öne çıkararak. Şimdi çocuk annenin küs olduğu kişilerle küslüğü sürdürüyor ya. Yani ben böyle bir aile yapısını hiç hayal edemiyorum. Çünkü öyle bir ailede yetişmedim. Çok şükür Allah gani gani rahmet eylesin anamdan babamdan. Bizim evde hiç öyle şeyler konuşulmazdı. Yani çay kaynardı ve babam hadi kızım çık seslen derdi. Çayımız hazır, apartmandan kim geliyorsa gelsin. Ve bizim her akşam o çaya eşlik edecek sıralı insanımız olurdu. Kapının önü ayakkabı dolu olurdu. Bu nasıl güzel bir şey. tabii ki. Bizim zaten her gün kapımızın önü kalabalık hocam. O geniş Oh! aileyi devam ettiriyoruz. Oh, Şu an elhamdülillah. biz şu an dört kuşak. Fatma Bayram hocamı çok severim. Bir sohbetinde dedi ki biz şu an dört kuşak aynı evdeyiz ve birbirimize tahammülü sabrı derken dedim ki ay maşallah dedim. Aradan birkaç ay geçti. Biz şu an dört kuşak aynı evi paylaşır hale geldik. Yani Ay maşallah. bu çok büyük bir nimet. Tabii ki zorlukları, Çok. birçok zorluğu Elbette olacak. ama Elbette. nimete odaklanınca hocam şükrettikçe Rabbim nimetini artırıyor. O yüzden Aynen. de gerçekten şükre odaklanarak gitmek lazım. Ve fırsat vermek lazım. Gözlemci olmak lazım. Hocam ben onu söylüyorum. Müslüman uyanık insandır. Gözlemlemek lazım. Yani anne hangi konuda iyiyse anne o konuda gidecek. Baba hangi konuda iyiyse baba o konuda destek alacak. Birbirimizden destek alalım hocam. Yani Kur'an eğitimi sırasında çok zorlanıyorsa, tahammülümüz zorlanıyorsa kardeşimizden destek alalım, eşimize devredelim, annemizden, babamızdan yardım alalım, başka birinden destek alalım. Biz yapmak kendi başımıza bunun altından kalkmak zorunda değiliz. Ay bak ne Bunu güzel yazmış Esma kardeşim. Dört kuşak ne demek? Üçe kadar anladım diyor. Hadi izah et. şimdi şöyle, annemle babam zaten 41 yıldır aynı evdelerdi. Ben şu an çocuklarımla beraber geldiği için yani benim çocuklarım bir, daha doğrusu babaannemden başlayayım. Babaannem birinci kuşak, annem babam ikinci kuşak, ben eşim üçüncü kuşak, evlatlarım dördüncü kuşak halinde. Dört Ah kuşak. ne güzel ya. Ne güzel, ne büyük bereket. Çok büyük. Yani gerçekten bu konuda çok şükrediyorum. Ve bu konuda insanlar için gerçekten çok çok zor oluyor. Kapımızı çalacak, şimdi gözüm böyle ekrana takıldı. Kapının zilinden bıktık derlerdi. Kapımızı çalacak olanların yarısı ahirete gitti. Kendi Ya. kapı çaldıkça kapımızı çalan olacak hocam. Yani bunları Aynen. yapmak, çocuklarımıza işte tatili fırsat bilelim hocam. Kapı çalmayı öğretelim. Yapalım bir kek. Koyalım tabaklara, gönderelim komşulara, kapının zilini çalmaya öğretsinler. Desinler ki ben gittim kızımla geçen Ramazan'da tanımadığım komşular var hocam, itiraf ediyorum. Yani o kadar zorlanıyorum ki tempoda, tanımadığım komşular var. Ziline bastım, ikram ediyoruz. Komşu bana bakıyor, ben komşuya bakıyorum. Ben komşuyu tanımıyorum, komşu beni tanımıyor. Bunları öğretmek lazım hocam. Eksiklerimizi de söylemek lazım.
Maalesef Tabii. konularıma zaman ayıramıyorum. Bu konuda ben eksiğim. Ama gel anneciğim, en azından Ramazan vesilesiyle kapılarını çalmış olalım demek lazım hocam. Bunları bakın, konuştukça o kadar güzel şeyler çıkıyor ki hocam. Çok Çok. Şimdi basit mesela sözler. önümüz 3 aylar, kandillerimiz peş peşe gelecek. Güzel helva kavuralım ya da lokma dökelim ya da başka bir şey yapalım. Ramazan'a ruhumuzu, maneviyatımızı, kalbi mutmain olma haline giden süreci hazırlamak için oralardan başlayalım işte. Yani bu nasıl Evet. güzel bir fırsat. Bu nasıl güzel bir fırsat. Hatta aslında sebebe de ihtiyacımız yok, biliyor musun? Tabii ki. Hiç. Diyorum Hiç. ya hocam, yarın yani komşu çocuklarımızla ne yapacağız diyoruz. Tatil başladı ya. Yarın pizza yapalım dedik. Hadi bakalım, yaptığımız pizzadan ikram edelim komşularımıza. Bu Aynen. yani tabak akışı bile bir muhabbet akışı aslında hocam. Çocuklarımızın Kesinlikle. bunların hepsiyle emin olun o muhabbet akmaya başlıyor insanlar arasında. Bunu yapmak lazım. Yani o kadar güzel şeyler çıktık ki bakın. Hani konuştuğu bir şeyler çıkıyor. Bunları Bak yapmak bak, yeni lazım hocam. komşun geldi. Komşun, kaçırma komşunu. Şerife Ak diyor Evet. ki, Allah razı olsun Fatma hocam, komşu olarak o Ramazan çok güzel olmuştu. Tekrarını bekleriz. Kim bilir ne güzellik yaptıysan tekrarını bekliyorlar. Estağfurullah. Onu da sonraki bir yayında anlatalım inşallah hocam. İnşallah. Bak Fatma hocam, seni ancak fırsat buldun, aldım yayına. Şöyle bir şey yapalım mı? Ben hep bu şeyi, tatlı emrivakiyi çok seviyorum. Hiç olmadı ayda bir, bak 3 çocuk ve sobe olduğu için seni çok sıkıştırmayacağım ama hiç olmadı ayda bir böyle yayın yapalım. Başlıklarını kendin seç, istediğin gibi, içinden geldiği gibi. Bak şu anda konuşup anlatırken ne başlıklar çıktı, ne kadar büyük ihtiyaç var. Orada yazılanları şimdi inşallah yazarlar tekrar. Gözlerim dolu dolu seyrediyorum, dinliyorum. Ağlamamak için zor tutuyorum. Ağlıyorum. Ben bile kendimi ağlamaktan son anda çevirdim. Şimdi bu çok güzel bir şey. Bu, yani Allah'ın rızası çerçevesinde konuştuğumuz fıtrata uygun aile yapısı, fıtrata uygun çocuk yetiştirme, bu emanete sahip çıkmakta dökeceğimiz gözyaşı ödüldür bizim için, dökebiliyorsak. O yüzden hiç sıkıntı değil. Ayda bir seninle buluşalım mı? Ne dersin? Bak bak, gene İnşallah. bekliyoruz diyorlar. Tabii. Ben demiyorum, onlar diyor. Bana kalsa Allah. gelmesen de olur. Bak, onlar istiyor. Olsun hocam. Seve seve. Başım gözüm Allah üstüne. razı olsun. Tabii ki. Fatma hocanızın soyadı Güllüoğlu Birer. Doğru söyledim değil mi? Evet. Fatma Güllüoğlu benim. Güllüoğlu Birer. Şimdi ben zaten ana sayfaya kaydedeceğim. Sonra YouTube'a da bu gece kaydedeceğim. Allah nasip ederse. Etiketi koyacağım. Onun sayfasından gidip orayı da takip edersiniz. Çok da istifade edersiniz. Ara ara böyle vakit buldukça güzel şeyler duyuruyor, paylaşıyor. İyi olur. Tamam. Ama ilk fırsatta sen ayarla lütfen. Sobeden bir arkadaşla birlikte seni misafir edeyim. Sobeyi bir konuşalım. Çünkü hak ediyor. 1.000 kere konuşsak Evet. hak ediyor. Bir çocuklarının vaktinden ve büyüklerin vaktinden çok çalmamak için tedirginim. Saat 1,5 saat oldu bak, maşallah, görüyorsun değil mi? Hiç anladın mı bir şey? Hocam ben zaten diyorum çok konuşuyorum. Allah biraz uzun sizin muhabbetinize Estağfurullah, dahil. o çok konuşmak O değil. yüzden zaman nasıl Söyleyecek geçti? söz çok Fatmacığım, söyleyecek söz çok olunca. Yani bir de dertliyiz, biliyor musun? Bak, dertliyiz. Çok konuşmamızın sebebi bu. Derdimiz var. Ne büyük bir nimet bu. Allah Kesinlikle. Allah gerçekten onun rızası çerçevesinde dert sahibi yapsın bizi ve içine dermanını koysun. Çok Amin. önemli. Amin hocam. Yani bu noktada hocam böyle ben hepimizin mesul olduğunu diyorum. Yani neden Kesinlikle. sadece benim evladım bana emanet değil hocam. Aynen. Dedim ya, Aynen. cemaat ruh misali. Biz aslında herkesten mesulüz hocam. Komşumuzdan, çocuğumuzdan, çocuğumuzun arkadaşından, çocuğumuzun arkadaşının annesinden. Biz tamamen hocam bunlardan mesul ve Allah bize soracak, ne yaptın? Ne yapabildin?
Neye uğraştın? Bildin mi sonucu Allah bilir. Ama ben hep söylüyorum. Kuldan takdir Allah'tandır. Biz çabamıza gerekeni düşelim, uğraşalım. Sonrası dediğim gibi takdir Allah'tan. Ama hani çok fazla ben İnşallah. sıkıştırmak, boy sıkmak da istemiyorum. Hayır, Bu kesinlikle. tatili ne olur hocam, tatil olsun. Yani annelere, anneannelere, sanki torunlarıyla alakalı yazanlar da şöyle bir gözümden geçti. Evet. Anneanne, Çok güzel. babaanneler muhabbetin olduğu, tefekkürün olduğu, zaman yaşamadan, yetişme problemi yaşamadan güzel vakit geçirmeye çalıştı. Kendimize ve çocuğumuza. Bunu da özellikle vurguluyorum hocam. Çocuğa bu etkinliği yaptırmak, etkinlik anneleri patlaması, furyası vardı bir ara. Yani bunların hepsi çok uzun uzun konular da Hala var. var. Yaptırmış olmak için değil hocam. Ben keyif alıyorsam ben onu yapayım. Kendi duygumu koyarak, hissiyatımı koyarak, ay aman işte üf, 3 yaşında bu etkinliği yapmamız lazımmış. Gel çocuğum otur şuraya yap bozu yapalım değil. Ben yap bozdan fotoğraf makinesi yaptım. Fotoğrafını çekeyim mi? Hadi sen de yap diyerek bu duyabildiğimiz sürece kıymetli hocam. O Kesinlikle. yüzden önce kendimizi tanıyarak duygusunu katabildiğimiz çocuğun yaşına uygun. Tekrar söyleyeyim, muhakkak bir hamur işi mutfağa girdiğimiz keki mi olur, mantı mı olur? Hatta bizimle fotoğraflarını paylaşsınlar. Şengül hocam, siz de beni etiketlesinler. Süpers. Desinler ki Süpers. o günkü konuşmaya göre desinler. Yaptığımız mantı demesinler lütfen. Çıtayı çok yükseltmesinler hocam. Kendimi marifetsiz Ya hissetmeyeyim. beceriyorlarsa yapsınlar kuzum, ona da hiç sıkıntı yok. Yarın gün içinde sabahtan akşama kadar gün içinde çocuklarla birlikte mutfakta kendi yüzünüzü göstermek istemiyorsanız elleri gösterirsiniz. Hiç önemli değil. Ya da bana dersiniz ki hocam yüzleri kapatarak yayınlarsan iyi olur. Ben oraya çiçek yerleştiririm, merak etmeyin. Güzel bir şey istiyorum sizden, böyle fotoğraflar istiyorum. Etiketleyeceğim ve yayınlayacağım. Bak, söz veriyorum size. Bu çok güzel bir şey olur. İlla pizza yapmanız da gerekmiyor. Malzemeleri yoksa poğaça yapabilirsiniz, kek yapabilirsiniz. Evdeki kalan var olan meyvelerden küçük küçük doğrarsınız, meyveli bir kek yaparsınız. Bizim kadınımız dünya üzerindeki en becerikli kadın, Anadolu kadını. Allah aşkına hadi gidin, köklerimizde bir buluşalım. Bu gece Fatma hocamın dediği gibi şöyle bir tefekkür edelim. Hatta hadi gelin daha da radikal bir şey söyleyeyim. Şimdi bu yayını kapattığımızda herkes çocuğuyla birlikte bir 5-10 dakika, özellikle bu kar yağan şehirlerde İstanbul gibi, açın camı. Bir üşüyün, şu böyle şırak diye tokat gibi suratınıza o soğuk bir vursun. Sonra kapattıktan sonra hayal ettirin çocuğunuza ve bu gece biraz uykunuz kaçsın. Eğer uykunuz kaçarsa yarın çok güzel bir güne uyanırsınız. Yeni kararlarla yeniden yapılanmaya uyanırsınız. Bu çok güzel bir şey. Konformist alanınızdan çıkmaya başladığınız ilk gün olur. Bu dönemde gökyüzü hareketleri yeni karar alma, yeni bir döneme başlamak için en uygun zaman. Hiçbir şey tesadüf değil. Her şey tevafuk üzere. Bu yayının bugün olması da kaç aydır yapacağız bir türlü fırsat olmuyor. Hayır. Tevafuk. Vardır bunda bir hayır. O yüzden biraz üşüyelim, girelim içeriye ve yarın bambaşka kararlarla, bambaşka bir bakış açısıyla güne uyanalım inşallah. Rabbim sağlık sıhhat versin. Güzel bir uyanış olsun. Güzel bir diriliş olsun diliyorum. Fatma hocam, öncelikle çocuklarına kol kanat geren bu yayın için bütün aile fertlerine en kalbi duygularla teşekkür ediyorum. Eşin başta olmak üzere diğer fertlere. Sonra sana iyi ki bizim evladımızsın, iyi ki bizim kardeşimizsin, iyi ki oralarda bir yerlerde güzel güzel işlere imza atıyorsun diye teşekkür ediyorum. Sonra bir büyük teşekkürüm de şu saate kadar canlı yayında bizi bırakmayan kardeşlerim. Allah evlerinizden muhabbeti, bedenlerinizden sağlığınızı, ağzınızın tadını daim eylesin, eksik etmesin inşallah. Çokça dualaşalım, çokça birbirimizin elini yüreğini tutalım. Hasbi ve samimi duygular içinde birbirimizin eksiğini, gediğini örtenlerden, görmeyenlerden, duymayanlardan, bilmeyenlerden olalım.
Kardeşlik kadar güzel bir şey yok. Hele o kardeşlik bir mümin kardeşliği ise lezzetine doyum olmuyor. Coşku, maneviyat, özgüven hep bunlara bağlı. Rabbim hepimizi yarın muhteşem bir dirilişle uyandırsın inşallah. Size en güzel emanet ediyorum Fatma Hocam. Allah'a emanet olun. Siz de hocam Allah'a emanet olun. Sürçülisan Var ettiysek olun. kapalı. Estağfurullah, şereflendirdin. O kadar güzel oldu ki seyredince göreceksin. O duygu geçti herkese. İnşallah Şubat ayında bir yayında daha buluşacağız. Allah'a emanet. Görüşmek dileğiyle.